Hasan Efendi Hazretlerimizin Efendi sonraki vazifesini ilgilendiren iki belge var. Tekke'de kalanlar, hatta Mahmud Efendi'yi vekil bile kabul etmiyorlar. Siz de şu anda onların durumuna düşmüş oluyoruz. Dur, dur, dur. Efendi buradaki vekil ifadesinden kastı nedir? Lütfen toplumu hakem olmaya zorlamayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Vekalet meselesi yani vekalet midir, hilafet midir? Başlıklı bir tartışma var. En baştan beri süre gelen, defaten anlatılmasına ve defaten cevap verilmesine rağmen hala aynı iddiayı, bila delil ürettikleri iddiayı hala devam ettiriyorlar. Daha önceki anlatımlarımızda da söyledik, hastane videosunda da söyledik. Çürük delil diyoruz. Çürük delil dememizin sebebi aslında batıl delil demektir. Üzerine bir hüküm bina edilemeyecek demektir. Yani Türkçe'de kullanılan biladelil bir hüküm olmuş oluyor. Nedir bu hilafet mi vekalet mi meselesi? Hasan Efendi Hazretlerimize verilen bir belge var. İki belge var. Yani Hasan Efendi Hazretlerimizin Efendi Hazretlerimizden sonraki vazifesini ilgilendiren iki belge var. Birinci belgede bizden sonra vazife Hasan Kılıç Hocaefendi'ye aittir yazıyor. Tekrar inceleyelim. Burada akit diyoruz. Yani hilafet akti veya tartışmalı olarak bakarsak vekalet akti. Hilafet midir, vekalet midir tartışmasına giriyoruz. Lafzı inceleyeceğiz. Lafzı hangi usulden inceleyeceğiz? Kitap ve sünnetin lafızları hangi usulden inceleniyorsa bu şekilde inceleyeceğiz. Veya günümüzde de insanlar kendi aralarında akit yapıyorlar. Bu akitlerde bir takım lafızlar kullanıyorlar. Bu lafızların zahiriyle mi mana verilecek? Zahirine göre mi hüküm verilecek? Yoksa akidin yani akdi yapan tarafların muratlarıyla mı hüküm verilecek? Kasıtlarıyla mı hüküm verilecek? Günümüzdeki mahkemelerde bile hakim, savcı, avukatlar tartışırlar, müzakere ederler ve akdi yapan tarafların neyi kastettiklerini bulmaya çalışırlar. Lafzın zahirinin ilk akla surat eden akla gelen manasıyla hüküm veremezler bu caiz değildir. Tekrar söylüyorum. Bir lafzın zahirinden maruf olan akla ilk gelen manasıyla hüküm vermek bu sözü söyleyenin kastını devre dışı bırakmak demektir. Usulü fıkıhta elfaz bahsi bundan dolayı okunur. Günümüzdeki beşeri hukukta da vardır bu. İnsanların kasıtlarını devre dışı bırakırsak o zaman büyük bir nizamsızlık, büyük bir problem ortaya çıkar. Mecelleye de giren bir kaidemiz var Hanefi fıkhında. El ibretu fil ukud lil maqasid vel maani la lil alfaz vel mabani. Bir akitte, bir sözleşmede itibar alınacak şey, itibar alınacak mana lafzın maruf olan, zahir olan ilk manası değil. O lafzı o akitte, o sözleşmede, o mukavelede kullanan kişinin kastıdır mecaz yapmış olabilir, istihare yapmış olabilir veya piyasada farklı manada kullanılabilir. Örf farklı olabilir. O bölgenin örfü farklı olabilir. O kelime İstanbul'da başka manada, Kahramanmaraş'ta başka manada kullanılıyor olabilir. Şimdi Hasan Efendi Hazretlerimize, Mahmud Efendi Hazretleri tarafından verilen iki belgede, birincisinde Türkçe ifadelerle yazılmış bir belge, bizden sonra vazife Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye aittir. Burada iki meseleye dikkat çekmek gerekiyor. Birincisi bizden sonra. Bu bir. Bizden sonra. Ne demek? Biz ahirete irtihal ettikten sonra görev kime aittir? Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye aittir. İki, vazife. Vazife, vekilin ve hilafetin de üstünde bir kelimedir. Yani vazife tabiri o yaygara kopardıkları vekilin de üstündeki hem vekili hem rasulü hem hilafeti içerisine alan bir manadır. Aslında çok zahirdir. Kasıt da çok zahirdir. Vazife dediğin zaman da benden ne vazife varsa sana o vazifeyi tevdi ediyorum demektir. Kendisinde olmayan bir vazifeyi sana tevdi edemez. Dolayısıyla vazifeden maksat tarikat silsileye dahil olan hilafettir. Tarikat filafetidir. Burada diğer dikkat çekilmesi gereken mesele bizden sonra. Yani badel memat. İster tasavvuf kitaplarına bakalım, ister fıkıh kitaplarına bakalım, isterse günümüzün beşeri hukukuna ve insanlar arasında kullanılan uygulamaya bakalım. Badel memat denildiğinde, yani ölümden sonra, ben cevap vermeden önce bu videoyu dinleyen herkese sormak istiyorum. Ölümden sonra seninle alakalı şunu şunu diye bir İfade kullanıldığında bu ne ifade eder? Vekalet midir, vasiyet midir? El yani cevap buna hiç usul okumaya gerek yok, hiç fıkıh okumaya gerek yok. Günümüz insanı bile vasiyet der. Dolayısıyla ölümden sonra demek buradaki bizden sonra vazifenin vasiyet olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi ne demek? Vasiyet demek vekalet değildir demektir. Vekaletle vasiyet arasında çok bariz bir fark var. Vekalet kablel memat ölümden öncedir. Yani müvekkilin hayatta olması gerekir. Vasiyet ise badel memat ölümden sonra müvekkilin hayatından sonra olması gereken şeydir. Buna belki siz fıkhi meseleye fıkhi bakıyorsunuz denilebilir. Hayır bu fıkhi bir mesele değildir. Tasavvufta da böyledir mektubata ve bizim diğer tasavvuf kitaplarımıza müracaat edildiğinde Meşayih-i Kiram, Badel Memat yaptıkları bütün görevlendirmeler, yetkilendirmeler vasiyet kavramı altında hilafet olarak değerlendirilir. Burada asla bir ihtilaf yoktur. Peki bu söylediğimizin doğru olup olmadığı nasıl tavsiye edilebilir? Çok basit tasavvuf kitaplarına müracaat eden, biraz araştıran, biraz okuyan herkes bu söylediğimize ulaşabilir. Şimdi ikinci ifade, Efendi Hazretlerimizin Hasan Efendi'ye kendi el yazısıyla, yani Efendi imla ettiriyor, söylüyor. Hasan Efendi Hazretlerimiz de kendi el yazısıyla, kendisiyle alakalı ifadeyi yazıyor. Ve orada da vekil ifadesi kullanılıyor. Yani Hasan Efendi'nin Mahmud Efendi Hazretlerimizden sonra vekil olarak atanması ifadesi. Aynı şekilde vekil lafzını da inceleyelim. Cübbeli Ahmet bu vekil ifadesini o akitteki, fihlâf belgedeki vekil ifadesini özellikle kullanıyor. Bakın Hasan Efendi halife değildir, vekildir diyor. Bu çok büyük bir çarpıtmadır. Etrafındaki fıkıh hocalarına ben seslenmek istiyorum. Etrafındaki medrese hocalarına seslenmek istiyorum. Siz buna inanıyor musunuz? Siz bunun doğru olduğuna inanıyor musunuz? Diğer delilleri bir kenara bırakın. Elinizdeki zuhuratları, elinizdeki diğer rivayetleri onları ayrıca konuşalım. Ama belgedeki vekilin direkt zahirinin alınması gerektiğine inanıyor musunuz? Eğer böyle yaparsak hadis-i şeriflerin ve ayet-i kerimelerin akla ilk gelen ve en maruz olan manası alınır ve maksatlardan, manalardan mahrum kalınır. Bu çok büyük bir çarpıtmadır. Bu ilme ihanettir. İlme hıyanettir. Şimdi. Vekil lafzını kullanan kim? Mahmud Efendi hazremiz. O zaman bu lafzın zahir manasına mı bakacağız? Yoksa bu lafızdan Mahmud Efendi hazremiz ne kastetmiştir? Buna mı bakacağız? Ne kastettiğine bakacağız tabii ki. Peki nasıl bulabiliriz ne kastettiğini? Burada ulema Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı ne yapmışsa biz de mürşidimizle alakalı aynısını yapacağız. Veya herhangi bir akitte bir hakim o akti yapanla alakalı aynısını yapar. Nasıl yapar? Örneklere bakarız. 89 mektup. Mahmud Efendi Hazretlerimizin İbrahim Efendi'ye gönderdiği 89. mektup. Bakın buradan okuyorum. Daha önce bunu ben anlatmıştım. Tekrar bir daha okuyalım. Mektubat Mahmudiye'nin 89. mektubu. Vekalet meselesinden sordunuz. İbrahim Efendi, Efendi bir mektup yazıyor. Efendi Baba 1960'lar yeni vefat etmiş. Efendi Baba'nın vefatından sonra İbrahim Efendi Efendi Hazretlerimize Efendi hilafetini soruyor. Ve Efendi Hazretlerimiz kendi hilafetiyle alakalı yazmış olduğu ifade şu. Vekalet meselesinden soruyorsunuz. Şimdi Allah için ben soruyorum. Efendi buradaki kastı nedir? Eğer vekalet lafzının zahirinden vekilliği alacak olsaydık o zaman şu anda bu mektuba göre Mahmud Efendi Hazretleri için de Alaydar Efendi'nin vekili demek gerekirdi. Bu denmedi mi? Dendi. Tekkede kalanlar hatta Mahmud Efendi'yi vekil bile kabul etmiyorlar. Siz de şu anda onların durumuna düşmüş olurdunuz. Halbuki burada sizin de kabul ettiğiniz bir şey var. Siz de bunu kabul ediyorsunuz. Bu mektupta kastedilen hilafettir. Ben Cübbeli Ahmet'in etrafındaki hocalara sesleniyorum. 89. mektubun vekalet ifadesi hilafet manasında mıdır, vekalet manasında mıdır? Eğer bir kişi, eğer bir tane hoca çıkıp 89. mektuptaki bu vekalet ifadesi hilafet manasında değildir, vekalet manasındadır diye ispat etsin, ben bütün davalarımdan vazgeçmeye hazır. Ahazka yayın evinden basılmış, marifet tarafından basılmış, ee, Efendimizin hala hayatındayken, Efendimiz'in sohbetlerinden yani aslında sohbetler demektir. Burada Efendimiz, Efendimiz vekalet manası, vekalet ifadesini, vekillik ifadesini bakın nerede kullanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile biat eden, sözleşip el ele tutan Allahu Teala ile sözleşmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete intikal ettiğinde Hazreti Bekir Sıddık radıyallahu an onun vekili olmuştur. Manen rivayet etmiyorum lafzı olduğu gibi okuyorum. Dikkat edin. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an onun vekili olmuştur. Cübbeli Ahmet'in etrafındaki hocalara soruyorum. Efendi Hazretlerimizin buradaki vekil ifadesinden kastı nedir? Lütfen toplumu hakem olmaya zorlamayalım. Toplumu hakem yapmayalım. Hakem hocalar olmalı. Özellikle Cübbeli Ahmet'in etrafındaki fıkıhçı ve diğer hocalara sesleniyorum. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Badel memat vekili olmuştur. Buradaki vekilden kastı nedir Efendi Demek ki Efendi Mahmut Mahmud Efendi Hazretleri vekalet lafzını hilafet manasında kullanıyor. Bu bir, bu iki. Birincisinde kendi hilafeti manasında kullandı. İkincisinde bizzat hilafetinde icma olan Ebu bekir Sıddık hakkında kullandı. Güneş gibi açık. Efendimiz'in sohbetlerinden tertip edilmiş ve hali hayatında kendisine okunmuş, tasih edilmiş. Yani hakkında ihtilaf olmayan Efendimiz'in sohbetleri olduğu hususunda ittifak olan bir kitaptır. Oradan okuyorum sonra üzerinde konuşalım. Silsileden bahsediyor Efendimiz. Efendi Hazretlerimiz Silsile-i Aliye'den bahsediyor. Ve Silsile-i Aliye'nin en başından bahsediyor. Silsile'nin en başında Ebu Bekir Sıddık var. Sonra Selman-ı Farisi geliyor. Sonra devam ediyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin vekilidir. Selman-ı Farisi Ebu Bekir Sıddık'ın vekilidir. Şahin Nakşibend Hazretleri Ebu, Emir Külhan'ın vekilidir. İmam Rabbani Muhammed Bakibillah'ın vekilidir. Şeklinde silsile geliyor geliyor. Hepsini zikretmiyor orada Efendi Hazretlerimiz. Bazısını zikrediyor. Ama en sonunda şöyle diyor. Bu vekalet işi bize kadar böyle geldi. Bu vekalet işi bize kadar bu vekalet bize kadar böyle geldi. Dikkat edin silsilenin tamamı için vekil ifadesini kullanıyor. Tekrar tamam diyelim Cübbeli Ahmet burayı anlamadı. Etrafındaki hocalar silsile hakkında kullanılan vekil ifadesinin hilafet manasında olduğunu bilmiyorlar mı? Burası vahim bir soru, vahim bir tablo. Gözlerinin önünde Efendimiz'in kastı çarpıtılıyor. Efendimiz'in muradı aslından çıkarılıyor ve başka bir yere devşiriliyor ama herkes seyrediyor. Dördüncüsü altıncı mektup. Bakın şimdi Efendimiz yine Mektubat-ı Mahmudiye'de kullandığı bir ifade var. Leyne akam mus salate ve وَاَمَنْتُمْ zekate ve bir <laughs> Dikkat edin. Ve amentum bi rusuli. Şimdi ve amentum bi rusuli. <laughs> Ayet-i kerimede kimden bahsediyor Allah Celle Celaluhu? Ve amentum bi rusuli. Eğer benim gönderdiğim peygamberlere iman ederseniz. Ve amentum bi rusuli manası peygamberler. Yani nebiler. Allah tarafından peygamber olarak gönderilen Aleyhissalatu vesselam efendilerimiz. Burada hiçbir şüphe yok. Bu zahir ama asıl mesele şu. Efendimiz mektubatında burayı tefsir ederken hangi manayı veriyor? Bakın buradan okuyorum. Üçüncüsü, peygambere iman edeceksiniz. Dördüncüsü, onlar ki benim vekillerimdir, onlara tazim edeceksiniz. Onlar ki benim vekillerimdir. Onlara tazim edeceksiniz. Şimdi getirdiğimiz bu dört delile baktığımızda Efendi Hazretlerimiz hilafet lafzını neredeyse kullanmıyor. Hilafet manasını her zaman vekalet lafzına, vekil lafzına yüklüyor ve vekilliği kullanıyor. Onlar Efendimiz'e bağlı. Efendimiz'in veki, vekilden vekil, vekilden vekile vekile böyle bağlı. Devam etmişlerdir. Yanlarında Şeyhül İslamlar vardır onlara sormadan bir iş yapmamışlardı. Sultan Fatih, Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Dolayısıyla verilen belgedeki vekil lafzı da hilafet manasında olması gerekir. Dikkat edin. Olması gerekir diyorum. Hala kesin ifade kullanmıyorum. Neden? Plafet manasına muhtemeldir. Şu an bunu tespit ettik mi? Ettik. Yani efendimiz hilafeti de kastetmiş olabilir. Bak kastettiği yerler var. Veyahut da gerçekten vekaleti kastetmiş olabilir bu belgede. Nasıl ayırt edeceğiz? ha Var mı bunun örneği? Yani gerçekten vekil lafzını vekalet manasında kullandığını örneği var mı? Var. Anadolu'ya gönderilen halife olmadığı kesin olan vekillere de efendimiz vekil demiştir. Yani onlara gerçekten vekil olanlara da vekil lafzını kullanmıştır. Dolayısıyla efendimiz vekil derken burada gördüğümüz gibi hilafeti de kastediyor, bazı yerlerde vekâleti de kastediyor başka yerlerde. O zaman şu belgedeki vekil, Hasan Efendimizin belgesindeki vekil vekalet manasında mıdır? hilafet manasında mıdır? Yani Anadolu'ya gönderilen vekiller gibi bir vekil midir? Yoksa yani şu silsiledeki diğer silsilenin halifeleri gibi bir halife midir? Buranın ayrıca incelenmesi gerekiyor. Araya eğer bir fark koyarsak, varsa bir fark, Hasan Efendi'nin bu vekaletiyle diğer vekiller arasında bir fark varsa o zaman bu hilafettir. Var mıdır fark? Çok büyük fark var. Anadolu'ya gönderilen vekillerle Hasan Efendi'nin vekâleti arasında çok büyük fark var. Nedir? Birincisi, birincisi bir yazılı belge verilmesi. Şimdi soruyorum, neyi kıyaslıyoruz? Anadolu'daki vekiller gibi midir yoksa halifeler gibi midir? Soruyorum. Anadolu'daki vekillere yazılı belge verildi mi? El cevap? Hayır. Vekillere yazılı belge verme gibi bir adet yok, bir örf yok. Peki Hasan Efendi'ye yazılı belge verildi mi? Evet, yazılı belge verildi. Şu anda Hasan Efendi'nin vekaletiyle diğer Anadolu'daki vekiller arasına bir fark koymuş olduk. Nedir o? Yazılı belge. Bu bir. İkincisi manevi işaret. Anadolu Efendimizlerimize gelip, Efendimizleri biz işte Anadolu'nun filan beldesine bir vekil tayin etmek istiyoruz. Ne buyursunuz diye sorulduğunda bu bizi aşağı Efendi Baba'ya gidelim. Efendi Baba Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorun şeklinde bir şey olmuş mudur? Anadolu'ya gönderilen vekaletlerde yani manevi işaret soruyorum manevi işaret bekleme olmuş mudur hayır olmamıştır peki Hasan efendi de olmuştur bu da ikinci fark üçüncü fark dikkat edin bende bizden sonra ifadesi bizden sonra ifadesinin vasiyet olduğunu biraz önce anlatmıştık Soruyorum. Cübbeli Ahmet diyor ki Hasan Efendi Anadolu'ya gönderilen, hatmaca yaptıran, tarikat dersi değiştiren vekiller gibi bir vekildir. Peki Anadolu'ya gönderilen bu vekillerin tayininde bizden sonra diye bir ifade var mı? Çok kıymetli Cübbeli Ahmet'in etrafındaki fıkıh hocaları. Diğer vekaletlerde bizden sonra ifadesi kullanılmış mı? Hayır kullanılmamış. Demek ki Anadolu'ya gönderilen vekalet, vekillerin vekaletiyle Hasan Efendi'ye verilen vekaletin arasında ne var? Çok bariz üçüncü fark vasiyet olma farkı vardır. Vasiyet badel memattır. Biraz önce söylemiştim. Vekalet kablel memattır. Dördüncü fark şahitler ve birkaç defa tertip edilen şahitler meclisleri soruyorum hangi normal sıradan vekil için bir meclis tertip edilmiş şahitler tutulmuştur hiçbir vekil için böyle bir şey yoktur ama Hasan Efendi Hazremiz ve Mustafa Efendi Hazremiz için defaten şahitlerin toplandığı bir meclis tertip edilmiştir Yeterli mi? Yeterli ama devam edelim. Beşincisi ıslak imzalı belge. Sadece belge değil ıslak imza. Yani belge deyince bu da içerisine girer ama imza işlemi sonradan olmuş. Niye imzalı bir belgeye ihtiyaç duyuldu? Hasan Efendi ve Mustafa Efendi yanında birkaç kişi daha var. Efendimiz'e gidiyorlar. Cübbeli Ahmet'in talep ettiği şekilde ıslak imza atmak üzere, şahitlerin imzasını almak üzere izin istiyorlar ve Efendimiz izin veriyor. Ve bunun ses kaydı var piyasada. Ses kaydı var. Şimdi arkadaşlar burada Efendimizlerimizin muradını inceledik, kastını inceledik. Görüyoruz ki Efendimizlerimiz vekalet lafzını hilafet manasında da kullanıyor. Peygamberler için kullanıyor. Kulefai Raşidin için kullanıyor. Silsilenin büyükleri için kullanıyor. Kendisi için kullanıyor. Dolayısıyla Efendimizlerimizin vekil ifadesinin içerisinde, muhtemelinde, ihtimalinde hilafet de var. Normal vekil manasında da kullanılıyor maruf olduğu üzere. Onun için ikisinin arasında fark var mı yok mu diye inceledik. Baktık ki yazılı belge düzenlenmesi, manevi işaret beklenmesi, bizden sonra şeklinde vasiyet olması, şahitler meclisinin tertip edilmesi, ıslak imza için izin istenmesi ve ıslak imzaların atılması diğer Anadolu'daki hatmacı ve tarikat dersi değiştirmek için olan vekillerin hiçbirisinde yok. Buradan anlaşılıyor ki Hasan Efendi'nin vekaleti sıradan bir vekalet değil, içerisinde hilafet manası olan bir lafızdır. Şu konuda ben açıkça ifade ediyorum. Delillere mebni bir hükme vardık. Cübbeli Ahmet'in etrafındaki fıkıhçılar veya diğer hocalar buyursunlar bu deliller üzerinden meseleyi tartışalım. Eğer bu delillerimizin batıl olduğunu, geçersiz olduğunu ispat ederlerse biz açıkça söylüyorum kesinlikle bu görüşümüzden vazgeçmeye hazırız. Bila delil hüküm tahakkümdür. Biz böyle bir şeyin içerisine düşmeyiz. Son olarak şunu söylüyorum. Efendi oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu hocamız devlet erkanının da önünde bir ifade kullandı. Tayin için. Temsilci ifadesini kullandı. Benden sonra tabirini kullanarak benden önce tabiri yok. Son nefesime kadar ben cemaatimin başındayım. Ama son nefesimden sonra yerime Hasan Efendi hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum. Temsilci. Cübbeli Ahmet buradan yola çıkarak bir yaygara kopardı. Sosyal medyada bunu ilan etti. Halbuki hocalar olarak toplanıp şu meselelerin konuşulması ve hakemin de hocalar olması gerekirken biraz önce söylediğim gibi meseleyi sosyal medyaya açarak toplumun hakem olmasını istiyor. Yani şu ilmi detayları, bu teknik meseleleri bilmeyen toplumun hakem olmasını istiyor. Toplum ilmi usullerle değil, duygularıyla hüküm vereceklerini çok iyi biliyor. Temsilci ifadesinden yola çıkarak Hasan Efendi'nin bir temsilci yani vekil olduğunu söylemeye çalıştı. Birilerini de inandırdı. Bu konuda başarılı oldu. Ama şu delillerden sonra Ahmet Ustosmanoğlu hocamızın ifadesinin Vekalet manasında olduğunu söyleyebilir miyiz? Asla söyleyemeyiz. Devlet erkanının önünde şimdiye kadar hiç olmamış bir şekilde bir tayinden bahsederken şehlik ifadesinin kullanılmasını uygun görmediğinden dolayı daha mütevazi temsilci ifadesini kullanmıştır. Şu delillere baktığımızda efendimizlerin vekil ifadesinde de yine vazife ifadesinde de temsilci ifadesinde de hilafet manası vardır buna kimsenin itiraz edebileceğini düşünmüyoruz. Varsa buyursunlar, gelsinler tartışmaya. Hazırız. Eğer söylediğimiz delillerin aksine daha güçlü bir delil getirirlerse kararımızdan da vazgeçmeye hazırız. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir hayra vesile olan hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.